Peki de verilen eşken üçgenlere göre DEF eşken üçgen alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Sonra da biz AD ile DC arasındaki oranın 1'e 3 olduğunu verdik. Bir eşken üçgen içerisinde şu şekilde bir eşkenar çizdiğimiz zaman bu üçgenin hepsi birbiriyle eş olur. Bundan dolayı A'ya 3 A'ları yazdım. Sonra da bunun alanının 9 birim kare olduğunu verdik. Bu eşlikten dolayı bunların alanları da 9 birim kare olur. İşte daha sonra şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bakın burada bir eşkenar daha çizelim. Bizim ABC eşkenar üçgenimizi. Burası 4A. Burası 4A, burası da 4A. Şurası 60 derece mi? Evet. Bu da 60 derece. Şimdi diyorum ki bu üçgende ve şu mavi üçgende sinüs alan formülü yazdığım zaman her ikisinde 1 bölü 2'ler ortak. O yüzden yazmıyorum. Sinüs 60'lar da ortak. O yüzden yazmıyorum. Diyorum ki alanları oranı kollarındaki sayıların çarpımının oranına eşittir. Yani 3A ile A'yı çarparsam 3A kare 9'a karşılık geliyorsa 4A ile 4A'yı çarptığım zaman da 16A kare de aralığımız X'e karşılık gelecek. Çarptık buradan x'in bakın kaç katı? 3 katı. 3 katı kaç yapar? 48 olduğunu görüyorum. Yani demek ki eşkenar üçgenimizin alanı neymiş? 48 birim kareymiş. Biz burayı arıyoruz. Şunların toplamı 3 kere 9 27 birim kare yapıyor. Çıkardığımız zaman aradığımız üçgenin alanının 21 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, şekilde verilenlere göre sarı bölgelerin alanları toplam kaç birim karedir diye bakıyoruz. 3 uzunluğu birbirine eşit olarak verdik ve 90 dereceden dolayı da bunların paralel olduğunu ben söylüyorum. 3 ise şurası kaç olacak? 1,5. Birazdan bunu kullanacağız. Yine 3 ise orta taban olduğundan dolayı şurası kaç yapacak? 6. Buraya kaç kalır? 4,5. Bakın 3 kere 4 12. Yarısı 6. Yani dik üçgen olduğu için ben bu üçgenin alanını hesaplayabilirim. Paralellikten dolayı şu ikisi eşitse bu ikisi de eşittir. Artık bu kenar otoy oldu BEF üçgeninde. Burası 6 birim kare ise şurası da 6 birim karedir. Yarısı şuradaki alan 3 birim kare. Buradaki alan da ne yapacak? 3 birim kare yapacak. Daha sonra şunu söyleyeyim. Bakın bu iki üçgene baktığım zaman benzerlikten dolayı şuradaki yükseklikle buradaki yükseklik aynıdır. Taban uzunlukları da aynı olduğu için burası 6 birim kare ise ortak taban ve aynı yükseklik olduğundan dolayı bunun alanı da ne yapacak? 6 birim kare yapacak. Şu iki üçgene bakalım. Bu iki üçgenin yükseklikler aynı. Burası 4 birimse bununki de 4 birim benzerlikten dolayı. O zaman alanlar oranı tabanlar oranıdır. 3'e karşılık 6 oluyorsa 4,5'e karşılık. Buradaki alan kaç yapacak? 9 yapacak. Hepsini toplarsak 9 burada var. 9 da burada var. Toplam alanın 18 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. Şekilde verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bu yükseklik çizdiğim zaman burası da 90 olduğu için burada bir temel benzerlik oluştu. Bakın şuraya H yazalım. 3'e karşılık 6 oluyorsa 2'ye karşı yüksekliğin kaç olduğunu göreceğiz. 4. Bu elimizde dursun. Daha sonra bu temel benzerlik karşıya da geçecek. Şuraları BB yazalım. Bakın A'ya 2A oranı orada verdik. Burada B artı 2'ye B artı 7 oranına geçecek. Yani diyorum ki ben 7 artı B bölü 2A'ya 2 artı b bölü a yazabilirim. Buradaki oranı karşıya yazdık. Hemen a'ları sadeleştirelim. Çarparsam 2b artı 4 eşittir 7 artı b. Karşıya aldığım zaman b'nin kaç olduğunu görürüz? 3. 6 kere 4, 24, yarısı 12. Doğru cevap Edirne. Şekildeki üçgende verilenlere göre şuradaki açının kaç derece olduğunu arıyoruz. Bakın. 2,90 benzerliği getirir. Şu iki üçgen birbiriyle benzer. Açıları yazarak da görebiliriz. A, B, ters açıdan B. Burası da ne? A. A ile B'nin toplamı kaç derece? 90 derece. Peki 2'ye 4 oranı 1'e 2 ise o zaman bu üçgende de 1'e 2 oranı vardı. Yani şuraya A yazarsak burası ne yapacak? 2K yapacak. Hemen şu üçgende alana gidersem 2K kare bölü 2 eşittir 20'den sadeleşti. A'nın 2 kök 5 olduğunu görürüz. Peki diyorum ki eğer burası 2 kök 5 ise burası da kaç yapacak? 4 kök 5 yapacak. Bu üçgende Pisagor yaptığımız zaman EB uzunluğunun da 2 kök 5 geldiğini görürüz. 4 kök 5'e 4 kök 5. İkizkenar dik üçgen olduğundan dolayı aradığımız açının 45 derece olduğu görülür. Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgeninde verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Sonra da A'ya 4 oranı verdik. F noktası orta nokta olduğundan dolayı o zaman buralarda 2A'ya 2A olacak. Şu ikisi birbirine eşit ve paralellik var. Diyorum ki ya şu A ile B'yi birleştirdiğim zaman D noktasından geçer. Sebebi şu bakın 2A'ya A orta tabanı sağladığı için D noktasının AF üzerinde olması gerekiyor. Peki buradan artık şunu söyleyebiliriz. Deriz ki
Bu üçgenlerin alanlarına baktığım zaman ben bunun alanı S yazarsam bunun alanı yüksektir aynı olduğu için paralellikten dolayı ne olacak? İkisi olacak. Alanlar oranı, tabanlar oranına eşittir. Yine burada şu ikisi eşitse bu ikisi eşit. Burası 2S ise burası ne olur? 2S. Aynı şekilde burası S. Burası nedir? 2S'dir. Baktığımız zaman bizim üçgenimizin alanının 4, 4 da 8S olduğunu görüyoruz. Biz soruda 3S'yi 6 birim kare olarak verdik. O yüzden 8S ne olur? 16 birim kare. Doğru cevap Edirne. Evet, şekilde verilenler göre sarı alan kaç birim karedir diye arıyoruz. Soruda biz AA ve 2A oranlarını ve paralelliği verdik. Ve birleştirelim. Paralellikten dolayı A'ya 3A oranları karşıya B'ye 3B diye geçer. Burası 12 birim kare ise 3 katı burası ne yapacak? 36 birim kare yapacak. A'ya karşılık 48 birim kare yapıyorsa buradaki A'ya karşılıklı burada ne yapacak? 48 birim kare yapacak. Ve bakın A'ya 2A oranı buradaki kelebek benzerliğinden buraya B'ye 2B diye hatta A'ya 2A olanı buradaki kelebek benzerden buraya C'ye 2C diye geçer. Şimdi şunu söylüyoruz. 2C'ye 48 birim kare yapıyorsa C'ye yarısı 24 birim kare yapar. Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgeni verilenlere göre mavi alan sarı alanı kaç katıdır diye bakıyoruz. Şuraya birleştirelim diyorum. Birleştirdim. Ve sonra şuraya A yazıyorum. Diyor ki 1'e A ise 3'e ne yapar? Şurası 3A yapar. Şimdi benzerliği buradan bakalım. 1'e karşılık 3A olursa 3'e karşılık 9A olur. Buraya ne kalacak? 8A kalacak. Peki 1'e 2 oranı buraya da A'ya 2K diye geçer. A'ya karşılık A yazarsam 2A'ya karşılık burası ne olacak? 2A olacak. Şimdi şuradan baktığım zaman A'ya karşılık 2A olursa 8A'ya karşılık ne olur? 16A olur. Buradan aradığımız oran 16 olduğu çıkar. Doğru cevap Diyarbakır. Şekilde verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Sonra da A'ya 3A oranı verdik. Verilen paralelliklerden dolayı A'ya 3A buraya B'ye 3B diye geçer. C dersem burada bir paralel kenar çıktı. Paralellikten dolayı burası C. Burada da bir paralel kenar çıktı. Burası da C. Ve daha sonra şunu söyleyeyim. B'ye karşılık C olursa 4B'ye karşılık 4C olur. Buraya ne kalır? 2C kalır. Şimdi bakın kelebek benzerliğinden dolayı benzerlik oranının karesi alanda olur. 1'e 2 oranının karesini alırsam buraya S yazınca burası ne olacak? 4S olacak. Bir soru da 5S'nin 10 birim kare olduğunu verdi. Buradan S ne olur? 2. Buradan diyoruz ki ufak üçgenle büyük üçgen benzerdir. Benzerlik oranı bakın 1'e 4. Benzerlik oranının karesi alanlar oranını verir. Yani 1 bölü 4'ün karesini alalım. 1 bölü 4'ün karesini alırsam 1 bölü 16 yapar. Demek ki alanlar oranı ne? 1'e 16. Biz yukarıdaki üçgenin alanını ya da bu aynı fark etmez. 2 olarak bulduk. Bundan dolayı 2 katıysa büyük üçgenin alanı ne yapacak? 2 katı 32 olacak. Doğru cevap Diyarbakır. Şekilde verilenlere göre mavi alan kaç birim karedir diye arıyoruz. Soruda şunu verdik. Dedik ki şurası A. Şunun tamamı 4A. Ben yani işlem kolaylığı için o 4A'yı buraya A, buraya A, buraya 2A gelecek şekilde yazdım. Tamam, devam ediyorum. Bakın. BG'nin üçgenin orta tabanı olduğunu söyledik. Bundan dolayı buradaki yükseklik, buradaki yükseklik, şuradaki yükseklik ve buradaki yükseklik birbirine eşittir. Dolayısıyla alanları oranlarken şunu söyleyeceğiz. Alanlar oranları tabanlar oranına eşittir. Yani ben buraya S yazarsam burası da S olacak. Taban ve yükseklik aynı. Taban yükseklik aynı. Burası ne yapacak? 2S yapacak. Daha önce şöyle bir özellik vermiştik. Bakın hatırlayın. Bunlar eşit verdiğim zaman S, 3S, 5S, 7S diye gidiyordu. Bundan dolayı şu ikisi eşit. Bu ikisi eşitse burası S ise burası da 3S olur. Biz sarı alanı 3S olarak vermiştik. Mavi alan 3S çıktı. Sarı alan 16 birim kare ise mavi alan da 16 birim karedir. Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgeninde verilenlere göre mavi alan sarı alana olan oranı kaçtır? Bir soru da EF'nin BC'ye paralel olduğunu verdik. Bundan dolayı bu üçgenle büyük üçgen nedir? Benzer. Benzerlik oranı bakın. Ufak üçgenin kenarortay uzunluğu, ufak üçgenin açıortay uzunluğu 2 birim dersek verilen orandan dolayı büyük üçgenin açıortay uzunluğu ne yapacak? 5 birim olacak. Benzer üçgenlerin açıortaylarının oranı benzerlik oranına eşittir. Yani 2 bölü 5 bizim
Ufak üçgenle büyük üçgenimizin benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranıydı. Buradan alanlar oranı da 4'e 25 yapacak. Ufak üçgenin alanına 4 birim kare dersek büyük üçgenin alanı 25 birim kare yapacak. Şey buraya da ne kalır? 21 birim kare kalır. Buradan aradığımız oranın 4 bölü 21 olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, şekilde verilenlere göre mavi alanı sarı alana olan oranını arıyoruz. Sonra da şu üç uzunluğun birbirine eşit olduğunu verdik. Yani şunlar birbirine eşit. Bakın, iki dikdiğin benzerlik getirdiğini söylemiştim. Yani buradaki büyük üçgen, küçük üçgen birbirine benzerdir. Büyük dik üçgenin dik kenarlar arasında 1'e 2 oranı varsa, küçük dik üçgenin de dik kenarlar arasında 1'e 2 oranı vardır. Yani ben buraya A yazarsam şurası ne yapacak? 2 yapacak. Şu üçgende Pisagor yaptığım zaman bu uzunluğun A kök 5 olduğunu görürüz. O zaman burası da A kök 5. Şurası da ne? A kök 5. Şimdi bakalım. Ufak üçgenimle büyük üçgen arasındaki benzerlik oranı A'ya A kök 5. Yani 1 bölü kök 5. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranıydı. 1'e 5 olacak. Yani şu alana A dersek tamamı 5A yapacak. Buraya da ne kalacak? 4A kalacak. Buradan aradığımız oranın 1 bölü 4 olduğunu görürüz. Evet, bu soru farklı bir yoldan da çözebiliriz. Ben diyorum şuradan bir dik çizsek. Peki çizdim. Açıları yazalım. Bakın buraya A yazarsam, buraya B yazarsam. A, B, 90, A, 90, B ve burası nedir? A. Şu iki üçgene baktığım zaman bunlar hipotenüsleri ve açıları aynı olduğundan eş üçgenlerdir. Yani bunun alanına A birim kare yazarsam bunun alanında ne yapacak? A birim kare yapacak. Daha önce verdiğimiz bir özellik hemen hatırlayalım. Bakın şunlar eşit. Bunlar eşit olduğu zaman neydi? A'ya 3A hatta devamında 5A diye giriyor. Bu soruya baktığımız zaman şu ikisi eşit olduğundan dolayı bu da 90'dan bu ikisini paralel kılar. Buradan burası A ise şurada ne yapacak? 3A yapacak. Buradan aradığımız oranın 1 bölü 4 olduğunu görürüz.